Mersin'de 16 Ocak Pazartesi günü yolcu otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada maalesef 9 vatandaşımız hayatını kaybetti. Çok sayıda vatandaşımız da yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılar için de acil şifalar diliyorum. Son yaşanan bu kaza Türkiye'nin kanayan bir yarasını gündeme getirmiştir. TÜİK verileri 2023 yılının son 7 ayında 3713 ölümlü otobüs kazası yaşandığını ortaya koymuştur. Bu maalesef çok ciddi bir rakamdır. Mersin'de yaşanan acı kazanın ardından özellikle son 3 hafta içinde onlarca vatandaşımız canından olmuştur. Ortada ciddi bir denetimsizlik olduğu görülmektedir. Yetkililer nitelikli ve tecrübeli şoför ve personel eksikliği olduğu uyarısını yapmaktadırlar. Yeni nesil otobüslerin kullanımı konusunda şoförlerin deneyimsiz ve eğitimsiz olduğunu söylemektedirler. Ciddi yaptırımların olmadığı da artan kazalar neticesinde kendini göstermektedir. Neredeyse her hafta bir otobüs kazası haberi gelmektedir. İlgili bakanlıklar acilen önlem almalı ve koordineli bir şekilde sorunu tüm yönleriyle inceleyerek gerekli çözümleri üretmelidirler. Bu nedenle Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Uraloğlu'na bir önerge verdim. Çalışma şartlarından tutun da firmaların denetlenmesi, eğitim merkezlerin oluşturulmasına kadar gereken ne eksik varsa uzmanlar, sivil toplum kuruluşları ve bakanlıklar eliyle işbirliği içinde bu sorun ortadan bir an evvel kaldırılmalıdır.